vokali olmasına gerek yok ama yani birisini hani başka bir platforma hani sahne önüne atma durumu vardır mutlaka birilerinin. Ben mesela Cem Adrian'ı tanımıştım. Cem Adrian'ı götürdüm Fazıl'a. Dedim hani bu şey böyle bir ses var. Ve hani Cem bana CD'sini vermişti. Hani vokal olmak için falan. Ben dedim ki sen vokal değil, festival sesisin. Evet. Ses aralığın çok geniş. Hani seni festivallere sokmamız lazım deyip Fazıl Say'a dinlettim. Ve Fazıl da o sesin genişliğini gördükten sonra işte Cem, yani ben de böyle bir misyon edinmiş oldum. Çok hoşuma gitti. Böyle Cem'in dünyadaki yolunu, şeyini değiştirme sine vesile oldum diye çok mutluyum. Evet, 2 gün önce havaalanında karşılaştık, yine bir konsere gidiyordu. Konserden konsere geziyor. Ama zaten bence Cem Adrian'ı herkes dinlemeli. Evet, ama müzik yoktu o zaman onun hayatında evet. Neredeyse. Evet, ben tanıdığımda. Şey. Şimdi çok güzel oldu. Kimleri dinliyorsun? Şimdi çok bir şey dinlemiyorum aslında. Ben o şeyden kaldı bana. Amerika'dan kaldı. Hep yabancı müzik dinlerdim ya. Yani. Hiç, Türkiye'den biraz kopmuştum. Hı hı. Son zamanlarda işte dinlemeye başladım. Türkçeleri de. İsim vermek istemiyorum o yüzden. Ha. Yani şuydu demek istemiyorum. Bunlar da ne zaman belli olacaklar bu ne çocuklar, zaman? Bu ne gençler, zaman? Arkadaşlarım? Bir 10 sene sonra, 15 sene sonra biz onların kalıcılığını göreceğiz zaten. Bana diyorlar ki hani işte bu dönem yapılan müziklerde hani daha değişik falan. Değişik değil aslında. Hı. Günümüze uygun, bu dönemin sound'una uygun şeyler yapılıyor. Kalıcılıkları aradan ayrılacaktır bir 3-5 sene sonra. Var öyle bir sürü ayrılmış birkaç arkadaşım. Mesela Aleyna var, işte ne bileyim Mabel var, Cem var, işte daha da genç nesil var. Şimdi isim olarak da söylemek istemiyorum, unuttuğum çok haklısın, isim vardır. Haklısın, unutunca insan üzülüyor sonra. Mutlaka ama var yani geleceğe ismini taşıyacak bir sürü arkadaşım var, Ediz var falan. Evet. Geleceğini bilmiyorum ne olacağını, diğerlerinin geleceğini. Şu andan bilemiyorum. Çok yoğun bir döneme girdi. Çok yoğunum evet. Neler oluyor? Neler oluyor? Konserler. Koştuk. Konserler oluyor. İşte Adana, Bursa, Ankara var şimdi önümüzdeki günlerde. Onun haricinde İstanbul'da çıkıyorum sahneye. Bir de çekimler başladı şimdi şeyle ilgili işte şarkımızı için çekimlerimiz var. Klip vardı zaten. Evet. Klibi bir anda çekip 5 günde yayınladık yani biz. Klip çekildi. Pazartesi günü, Salı, Çarşamba, Coloring falan. Cuma günü yayındaydı. 4 gün. Şimdi sırada gelecek şarkılar var. O da onlara gelecek. Da onların da klibi tabii ki hepsinin hazırlığı. Ön hazırlıkları da oluyor. Bakalım nasıl gidecek. İnşallah beğeniliyordur. Haftada kaç gün çalışıyorsun? Sahne mi? Evet yani genel olarak mesela tam gün evde geçirdiğin bir gün var mı? Vardı. Kendine ben zaten ayırdın? Öyle çok şeydim zaten. Zamanlı bir insandım Amerika'dayken. Şimdi... Burada ne kadar ayırıyorum? Burada da 3 günümü falan ayırıyorum kendime. 3-4 günümü hatta. Şu dönem ama öyle değil. Bu dönem her günüm dolu. Normal zamanlarımda 3 gün benim oluyor. Geçmişten böyle elini uzatıp istediğin birine dokunup bugüne getireceksin ve bir şarkıyı birlikte söyleyeceksin deseler kimi getirir söylersin ve söylersin? Oo, geçmişten. Evet. Vefat etmiş mi olacak? Olur, olmaz. Hiç fark etmez. Ben Elton John'la çok isterdim yani bir düet yapmayı. Elton John haricinde de tabii ki Atatürk'ün önünde şarkı söylemek isterdim. Of, güzel olurmuş. Ona da mikrofon tutmak isterdim. Söyler miydi acaba? Söylerdi bence. Aa, olabilir.